çok iyi eğitim alacağım. Mesela genelde pek gündeme getirilmez. Astürk'le ilgili anılar hep 1920'ler, 30'lardan gelir. Çocuklukla, çocukluğuyla ilgili, gençlikle ilgili şeyler pek gündeme gelmez. Oysa hani Fuat Cebesoy'un hatıralarını falan okursanız ya da Türk'ün kendi gençliğinden bahset dönemlere bakarsanız olağanüstü bir eğitim aldığını görürsünüz. Mesela... Söyleşi hakkında duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle Sayın Mustafa Çetin Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenlediği için. Gelen Tarık Hocamızın bilgileri bizim için çok önemli bilgilerdi. Ve konuşma böyle bitti. Güzeldi. Zaten hocamızı biz YouTube'dan ve sosyal medyadan takip ediyorduk. Bizi burada Mustafa Çetin Başkanımıza teşekkür ederiz. Ve hocamız da irşat etti bizi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza bir kere daha teşekkürler ediyorum. Böyle şeyleri biz okullarda görüyoruz ve YouTube'larda izleyip ve canlı profesyonel hocalarımızdan dinlememiz bizim için çok güzel bir tecrübe oldu ve bunların devamını diliyoruz Mustafa Başkanımızdan. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Emrah Sefa Gürkan'ı hep YouTube'dan izlemek yerine canlı izlemek benim için çok daha iyi oldu. Hocamız kapaklığımıza şeref verdi. Gerçekten de onun seminer tarzında geçen konuşmasını da çok beğendik. Bunların da sık sık olmasını istiyorum ben. Hem bizim gençlerimiz adına hem de kapaklığımız adına Mustafa Başkanıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Ya hocamız zaten alanında yetkin birisi. Dolayısıyla onun bilgilerinden bugün gibi özel bir günde yararlanmak gerçekten hem buraya gelen misafirler açısından hem de kapaklar açısından son derece etkiliydi diyebilirim. Hocamız zaten herkes tanıyor. Dediğim gibi alanında yetkin bir hocamız. Buraya gelmesi de son derece isabetli olmuş. Kapaklı Belediye TV olarak Kapaklı'ya hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım Atatürk Anma Günü dolayısıyla söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarınızla bir araya geldiniz. Duygu düşüncelerinizi alabilirim. Valla çok coşkulu bir kitleyle karşılaştım. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir günde bizi yalnız bırakmadılar. Ben de onlara işte tarihi en berrak şekilde sunmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Evet, özellikle gençlerin tarihe yönelmesi ve bilinçlenmesi açısından tavsiyeleriniz neler olur? Vallahi bu tarihe yönelme, bilinçlenme falan genel olarak okumaya yönlenmeleri lazım. Bu tarih olmak zorunda değil, sosyoloji olabilir. Sosyal bilimlere genel anlamda Türkiye'de bir ilgi var fakat bu ilgi yerini bulmuyor. Bu yüzden de her türlü mecrayı kullanarak bu ilgiyi arttırmaya çalışıyorum. Okusunlar, hep kendilerini yoran şeyler okusunlar, kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Gençlere mesajım bu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün tabii 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kez daha rahmetle, minnetle, saygıyla kendisini anıyoruz, yad ediyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Kapaklı'da itleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Birçok yazarı ilçemize getirerek vatandaşımızla, gençlerimizle buluşturmaya, Kapaklı'nın kabuğunu değiştirmeye yönelik, algının değişimine yönelik çabalarımız devam ediyor. Bugün yine Atatürk'ün öncesi ve sonrasını anlatan sayın yazarımızı Kapaklı halkıyla buluşturduk. Bu tür etkinliklerin Kapaklı'da daha fazla yapılması gerektiğini inanıyorum. Milli Eğitim'le ve diğer kurumlarla birlikte Kapaklı'da daha fazla kültürel, sosyal, ekonomik, sportif etkinliklerin yapılması ve Kapaklı'daki sosyal dokunun değişimine katkı verilmesini biz yerel yönetimler olarak arzuluyoruz. Bu tür etkinliklere de devam edeceğiz inşallah. Buradan bütün Kapaklı halkıma saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.